yüzden artık her zaman öğrencilerime de şunu terkin ediyorum. İyi insan olmak bu çağda hiç yeterli değil. İyi insan olursunuz, kimseye bir yanlış yapmazsınız, çalmazsınız, çırpmazsınız, adaletle davranırsınız, evinize, ailenize, ekmeğinizi götürür, yaşarsınız. Ama bu yeterli değil işte, faydalı insan olmanız lazım. Faydalı insan ne demek? Nüfuz alanınızı genişletmeniz, etki alanınızı genişletmeniz, sözünüzün bir yerlere temas etmesi lazım. Bugün çok vicdanlı insan var ama ...sözleri bir yerde tıkanıp kalıyor... ...işte Madonna'nın nüfuz alanını görüyorsunuz... ...milyonları mobilize edebilecek cinsten... ...bir etki alanına sahip... ...o yüzden bu çağda ne yapacaksınız edeceksiniz... E, ...kendim için de söylemiş olayım... ...yaptığınız işte en iyisi olup... ...etki alanınızı genişleteceksiniz ki sözünüz temas etsin... ...vicdanlı insanların sesi çıksın... ...o insanlardan birini getireceğim... ...ekranlarınıza... ...Muhammed Salah... ...ünlü futbolcu Mısırlı... ...Gazze için destek çağrısı yaptı... E, ...böyle isimler vicdanları uyandırır efendim. Öyle de oldu. Sosyal medya hesaplarından video paylaştı Salah. Dünya liderlerine seslendi. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilsin dedi. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water, and medical supplies urgently. I'm calling on the world leaders to come together to prevent further slaughter of innocent souls, humanity must prevail.